İyi akşamlar sayın seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Halil Karataş üçlü kararname ile görevden alındı. Devletin sistematiği içerisinde, devletin sistemine bir kere inanmak gerekiyor. Hepimizin inanması gerekiyor. AK Parti 6 Eylül Başkan Adayı Zekai Kafoğlu, Ova Bayındır, Yenice ve Aslan Tepecik köylerine giderek vatandaşlara hitap etti. Çöp kamyonları gelerek, çöp bidonlarından çöplerin toplanması demek, temizlik demek, evet bir medeniyet demek. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Edremit Belediye Başkan Adayı Kamil Sakan'ın seçim bürosunun açılışı için Edremit'e geldi. Ve belediye başkanlığımız kabul ederse Ankara'daki başkan yardımcıları ben olmak istiyorum. Yargıtay tarafından kadroları onaylanan karayollarının taşeron işçileri düzenlenen bir basın toplantısıyla Ankara'ya yola çıktı. Aynı tezgahta çalıştığı arkadaşını dövdükten sonra kamyonetin kasasına koyan pazarcı polisin nefes kesen takibiyle yakalandı. İsmin ne? Balıkesir Umum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarları Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Kamil Güler Güven tazeledi. Denetim ve Denetim Kurulu asıl üyeleri bir an olarak bu işe de başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bigadiç'e bağlı Esenli Köyü'nde kullanılan yolun kapatılması nedeniyle mağdur olan halk tepki gösterdi. Başbakanım yol istiyor, su istiyor, köprü istiyor. Bunlar köprüyü kapatıyor, yolu kapatıyor. Sayın seyirciler, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Halil Karataş üçlü kararname ile görevden alındı. Karataş'ın yerine ise Trabzon'da görev yapan Feridun Boz getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye genelinde atamalar yapılmıştı. Atamalar Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde de yaşandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Halil Karataş üçlü kararname ile görevden alındı. İşte vatandaşın çeşitli suçlara maruz kalmaması için arkadaşları uyardık. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kararnamede mevcut görevlerinden alınan 27 il emniyet müdüründen biri olan Karataş'ın merkeze alındığı bildirildi. Bizim görev alanımız açısından iki tane merci var. Birisi Cumhuriyet Başsavcılığı, diğeri de valilik. Yani bizim bu şekilde açıklama yapmamız çok doğru değil. Ama devletin sistematiği içerisinde, devletin sistemine bir kere inanmak gerekiyor. Hepimizin inanması gerekiyor. Balıkesir'e 21 Eylül 2012 tarihinde atanan Emniyet Müdürü Halil Karataş bu görevinden alınırken yerine 2011 yılında Trabzon'da görev yapan Feridun Boz Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanan üçlü kararnamede toplam 27 il emniyet müdürüyle 3 emniyet genel müdür yardımcısının görevlerinden alındığı bildirildi. Sayın seyirciler, AK Parti 6 Eylül Belediye Başkanı Adayı Zekai Kafoğlu seçim çalışmaları için köy köy dolaşmaya devam ediyor. Kafoğlu, Ova Bayındır, Yenice ve Aslan Tepecik köylerine giderek vatandaşlara hitap etti. Devleti bir, bayrağı bir, inancı bir, Kuvayi Milliye şehrimizin kahraman Ova Bayındırları, vefakar hanımefendileri, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 6 Eylül Belediye Başkan Adayı Zekai Kafoğlu, partililerle birlikte gittiği Ova Bayındır Köyü'nde her köyde olduğu gibi yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Başbakanımızın sağ kolu gittiği yerlerde şunu müjdele dedi. Evet, ben siyaseten en üst makamlara kadar geldim. Benim şahsi bir beklentim yok. Ama Balıkesir için bir idealim var. Artık Balıkesir'in çocukları Balıkesir'de kalsın, iş için, aş için büyük şehirlere göç etmesin. Köy meydanında köylülere seslenen Kafoğlu, AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlattı. Cumhuriyet tarihi boyunca 6000 kilometre yapılmış, 10 yılda 17000 kilometre. Hızlı trenler yapılmış, havaalanları yapılmış, üniversiteler, evet 75 taneydi, şimdi 175 tane olmuş. Üniversitesi olmayan şehir kalmamış.
hastaneler yapılmış, diş hastaneleri yapılmış. Bendeniz'de evet 5 yıldan beri Balıkesir'deki diş hastanesinin kurucu başhekimiyim. Balıkesir'e de Türkiye'nin en güzel diş hastanesini kazandırdık. Zekai Kafaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Yenice köyüne geçti. Burada da aynı ilgi ve coşkuyla karşılanan Kafaoğlu halka hitap etti. Bizler size güveniyoruz. Sizler gibi hissediyoruz. Sizler gibi duyuyoruz. Sizler gibi düşünüyoruz. Onun için başarılı oluyoruz. İnşallah şimdi bu yerel seçimlerde de Allah'ın izniyle Balıkesir'de hem ilçe belediyelerini hem büyükşehir belediyesini alarak Balıkesir'deki bu fetret dönemine son vereceğiz. 2004-2009 yıllarında Balıkesir AK Parti belediyeleriyle tanışmıştı. Balıkesir koca bir köydü ve bu belediyeler sayesinde, AK Parti belediyeleri sayesinde evet şehrin girişi çıkışı, sağı solu her tarafı düzeltildi. Yeni bir şehir hüviyetine girildi. Yatırım üstüne yatırım, el değmedik yer kalmamıştı. Ama bu son 5 yıldır sadece işte park bahçeler, küçük işlerle uğraşılıyor. Ama başka şehirler çok daha büyük yatırımlar yaparak mesafeyi açıyorlar. Bu mesafenin daha fazla açılmaması lazım. AK Parti 6 Eylül Belediye Başkanı adayı Zekai Kafaoğlu, Aslan Tepecik Köyü'nde de vatandaşlara seslenerek yeni belediyecilik anlayışlarını şöyle anlattı. Milletle beraber, millet için, millete rağmen değil, millet için siyaset yapmak AK Parti'nin şiarındadır. Evet, şimdi ilk defa 30 Mart'ta yerel yönetimlerde oy kullanacaksınız. İlk defa belediye başkanınız olacak. Bu zamana kadar hiç belediye başkanınız olmadı. Belediyecilik demek, yol demek, su demek, kanalizasyon demek, arıtma demek, parke taşı demek, evet, çocuklarımız için oyun bahçesi demek, gençlerimiz için spor alanı demek, çöplerimizin artık çöp kamyonları gelerek çöp bidonlarından çöplerin toplanması demek, temizlik demek, evet, bir medeniyet demek. Sayın seyirciler, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Edremit Belediye Başkanı adayı Kamil Sakan'ın seçim bürosunun açılış için Edremit'e geldi. Burada bir konuşma yapan Balbay, CHP'nin geleceğe daha güvenle bakacak bir Türkiye oluşturulacağını söyledi. Siz değerli Edremit halkına sevgi ve saygılarını sunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Kamil Sakan'ın seçim bürosu İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın da katıldığı törenle açıldı. Balbay kalabalık heyetle Kamil Sakan'ın seçim bürosunun bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Açılışta konuşan Balbay yaşadığı zor günleri anlattı ve CHP olarak geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Ben demir parmaklıkların ardında özgürlüğü beklerken zaman zaman tabii ki bir insan olarak kendime soruyordum. Balbay özgürlük ne zaman gelebilir? Ve hep şunu söylüyordum. Moralini yüksek, beklentini düşüktü. Ve tabii ardından da hep kendime şunu söylüyordum. Balbay senin demir parmaklıkların ardından ne zaman çıkacağın önemli değil. Nasıl çıkacağın önemli. Dimdik çıkmalısın ve seni karşılayanların önünde dimdik olabilirsin demiştim. İşte dün, bugün sevgili kardeşlerim, ben bugünler için oralarda dik durdum ve sizin karşınıza bu duygularla geldim. Tarım kaynakları 100 milyon nüfusu doyurmaya yetecek zenginlikte. Ama hükümeti doyurmaya yetmez. O ayrı bir bu hükümetin tarımla, ekip biçmeyle tek bağlantısı nedir biliyor musunuz? Tarım Bakanı'nın soyadının Eker okuması. Başka ekme yok bunlarda. Şimdi önümüzde 3 seçim var. Genel seçimler birinci kapı. Ardından genel cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Daha sonra genel seçimler var. Genel seçimlerde elde edeceğimiz iktidarla birlikte
genel başkanımız Kılıçdaroğlu Başbakan, CHP'yi iktidar yapacağımız genel seçimleri gideceğiz arkadaşlar. Hedefimiz budur. Mustafa Balbay belediye başkanlarınız kabul ederse Ankara'daki başkan yardımcıları ben olmak istiyorum dedi. Şimdi burada belediye başkan adaylarımız var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Daha önce Ankara'da bilen, tanıyan, Balıkesir'i bilen kardeşimiz Edremit'in, Çevre İlçelerin belediye başkanları var. Hepinizin yüzünde o kadar güzel bir gelecek özlemi görüyorum ki ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Ve belediye başkanlarımız kabul ederse Ankara'daki başkan yardımcıları ben olmak istiyorum. Balbay seçim bürosunu gezerken dışarıdaki kalabalık seçim bürosuna girmek isteyince izdiham yaşandı. Kalabalık karşısında parti görevlileri zor anlar yaşadı ve seçim bürosunun kapısını kapatarak izdihamı önledi. Mustafa Balbay ve beraberindekiler daha sonra programları kapsamında Burhaniye ve Ayvalık ilçelerine hareket etti. Sayın seyirciler, Yargıtay tarafından kadrolara onaylanan karayollarının taşeron işçileri düzenlenen bir basın toplantısı sonrasında çıplak yürüyüşle Ankara'ya yola çıktı. Kendilerini Türkiye'nin zencileri olarak nitelendiren işçiler 15 Şubat'ta Sıhhiye'de yapılacak mitinge katılacak. Balıkesir Karayolları binası önünde toplanan taşeron işçilerinin yürüyüşe başlamalarıyla ilgili olarak Yol İş Bursa Birnoğlu Şube Başkanı Muharrem Yıldız basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Yargıtayca kararları onaylanmış taşeron işçi arkadaşlarımızla birlikte buradan Balıkesir'den Ankara'ya kadar yayan olarak Türk işimizin düzenlemiş olduğu mitinge katkı vermek için ve o mitingi desteklediğimizi göstermek için yayan olarak bugün buradan yürüyüşümüze başladık. Öğlenden sonra bir aksilik olmadığı takdirde Bandırma'da olacağız. Gece yarısı Bursa'da olacağız. Yarın Bursa'dan Bozüyük, Kütahya üzerinde bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Amacımız hiç kimsenin huzurunu, iş barışını bozmak değil. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği yargı kararlarının uygulanması, devlet eliyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün özelleştirilmesine hayır diyoruz. Bir özel devletindeki işçilerimizi genel yönetimler adı altında büyükşehir belediyelerine devrine hayır diyoruz. Türk İş İl Temsilcisi Ahmet Demirer de Türk İş'in 15 Şubat'ta Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak olan mitingi hatırlatarak şunları söyledi. Bu arkadaşlarımızın yapmış olduğu iş özelleştirilmiş, taşerona devredilmiş ve bu arkadaşlarımız iş yerlerinde bekler konuma gelmiştir. Makine parkları park yerindedir. Dolayısıyla Türk İş bugüne kadar bunları gözlemlemiş, izlemiş ve bir eylem kararı almıştır. Ardından işçiler hazırlıklarını tamamlayarak Bandırma'ya gitmek üzere yürüyerek yola çıktılar. Düdük çalarak ve slogan atarak yürüyüşe geçen işçilere siyasi partilerden ve diğer sendikalardan da temsilciler bir süre eşlik etti. Sayın seyirciler, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki pazarcı kavga etti. Aynı tezgahta çalıştığı arkadaşını dövdükten sonra kamyonetin kasasına koyan pazarcı polisin nefes kesen takibiyle yakalandı. Bandırma 600 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda aynı tezgahta çalışan MD ile ismi öğrenilemeyen pazarcı arkadaşı arasında alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Murat. Arkadaşını darbeden pazarcı daha sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında arkadaşını kamyonetin kasasına koydu. Tamam açalım trafiği. Şu bir trafik geçim isteriniz mi? Çamal bir trafik geçim isteriniz. Tamam. MD kamyonetle olay yerinden ayrılırken vatandaşların ihbarıyla emniyet güçleri alarma geçti. Plakası belirlenen araç 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi üzerinde tespit edildi. Yaşanan kovalamacanın sonunda öfkeli pazarcı yakalandı. Darbedilen şahıs da kamyonetin kasasında bulundu. MD gözaltına alınırken darbettiği arkadaşının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Neyden abi?
Zanlının arkadaşını dövdükten sonra hastaneye götürmek için kasaya koydu. Ancak polisin kendisine takip ettiğini fark edince korkup kaçtığını söylediği iddia edildi. İsmin ne? Sayın seyirciler, Balıkesir Umum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası dün genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Kamil Güler güven tahsiledi. Üyelerimiz de bizzat şahsımla Çanakkale Şehit Belgesi'ni düzenledik. Balıkesir Umum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası dün genel kurulunu gerçekleştirdi. Esnaf ve sanatkarlarımız açısından hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı bir yıl olmasını dileyerek sizlere hizmet etmenin ve sizlerle beraber olmanın onur ve gururunu yaşayarak 2010, 11, 12, 13 yıllarına ait faaliyet raporlarını siz Yüce Genel Kurulumuza arz ediyorum. Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula diğer oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı. Şahit buyursun etmeyenler kabul edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mevcut Başkan Kamil Güler faaliyet raporunu üyelerle paylaştı. Mart 2010 tarihinde yapılan genel kurulumuzda şahsım ve yönetim kuruluma yetki verdiniz. O günden beri esnaf ve sanatkarlarımızın kültürel yapısını oluşturan, ahilimizin simgesi olan birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimizi pekiştirerek siz değerli üyelerimize, esnaf ve sanatkarımıza kanunlar çerçevesinde elimizden geldiğince hizmet verdik ve sizlerin desteğiyle vermeye devam edeceğiz. Böylece sizlerin karşısında alnımız ak, yüreğimiz pak, başımız dik olarak huzurunuzda olmanın gururunu yaşıyorum. Marangozlar Odası'na aday olan Kamil Güler ve Ersin Sözdemir'in konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Etmeyenler kabul edilmiştir. Belediye kurulu üyelerine imzalarınızı sürüyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. BESOP Başkanı Mesut Aşaner'in divan başkanlığını üstlendiği genel kurulda 297 kişi oy kullandı. Kamil Şen, Susurluk Mahalleli Eşya Arası Başkanı, hoş geldin diyorum. Metin Ayar, Susurluk Çöpörü Odası Başkanı, aynı zamanda Kamil Güler 161 oy alırken Ersin Sözdemir 136 oyda kaldı. Divan olarak başarılar diliyoruz, hayırlı olsun. Mevcut Başkan Kamil Güler yeniden başkanlığa seçildi. Beyaz liste Kamil Güler başkanlığında yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri divan olarak bu listeye başarılar diliyoruz, hayırlı olsun. Sayın seyirciler, Bigadiç'e bağlı Esenli Köyü içinde yıllarca kullanılan yolun kapatılması nedeniyle mağdur olan halk tepki gösterdi. KRT Haber'e konuşan köylüler bu yoldan aynı zamanda mezarlığa gidildiğini belirterek yolun kapanmaması için imza topladıklarını söylediler. Esenli köylerini ayağa kaldıran köyün ortasından geçen yolun kooperatif tarafından kapatıldığını ifade eden özellikle 80 yaşın üzerindeki yaşlılar ve köy halkı bu duruma çok üzüldüklerini anlattılar. Buradaki konu 100 senelik açık olan yol kapatılıyor kardeşim. Köprü kapatılıyor. Köprü kapatılıyor. Şey buradan kadastro geçtiği zaman köyün muhtarı heyeti kooperatife istimlak ettirmiş bizim bu yerimizi. Evet. Tapuda da bellidir yani. Savcılığa gidildi, kaymakamlığa gidildi. Tapu almış adam. Zaman aşımına uğratmışlar. Bizim haberimiz yok. Böyle saçma iş mi olur ya? Biz karşıki evimiz bizim. Karşıki evine geçemiyoruz. Annem rahatsız olsa ben nereden? Yaşlı annem var. 1,5 kilometre yerden. 86 yaşında annemiz var. Nasıl geçeceğiz? Ameliyat oldu. Bacağı kırıldı. Aynı şekilde mağduruz biz kardeşler olarak. Kardeşler olarak mağduruz. Evet. Mağdur durumda kaldık. Geldik arabamızda, geldik yolda kaldık. Bir de ruhsatı var mı, şeyi var mı bunu? Köye sormuşlar mı? Köyün halkına sormuşlar. Köyün halkının %90'ı istemiyor arka. Geçsinler kahveler, ben imza topladım. %90'a sorsunlar. Arka tarafında bir yol daha var burada. Arka tarafında yol oradan da var. Geçim olan arka tarafında geçebilir. Nerede yol? Açın hadi var yolu. Biz nerede yol? Tepişemiyoruz. Burada tepişemiyoruz. Biz de nereden geçeceğiz? Köyün istediği oyla. Köyün halkının %90'ın imzası burada arkadaşım. %90'ı istemiyor burasını. Halka gelsin sorsun. Kaymakam bey, vali beyler gelsin sorsunlar. Başbakanım yol istiyor, su istiyor, köprü istiyor. Bunlar köprüyü kapatıyor, yolu kapatıyor. Bak,
ben şimdi burada malzemeyi nereden saracağım siz de göreceksiniz. Niye sen güne kadar nereden sarıyordun? Bak güne kadar nereden sarılıyordu bu? Güne kadar nereden sarılıyordu? Bu bina yoktu, arka taraftaydı bina. Arka tarafa yapın yeni bina. Buradan da sarılıyordu, her şey sarılıyordu. Gel. Burası köprü müydü efendim? Burası köprü. Burası köprü. Mezarlık yolu. Mezarlar bizim köyümüz %90'ı cenazeyi buradan götürüyordu. Bak, evet. Mezarlığın şeyini de çek. Mezarlık karşısında mezarlık. %90'ı buradan götürüyordu. Cami altında cami halkı kahvenin yandan. Köprü yapar bunlar yolu köprüyü kapatıyorlar. Geçemiyorsun. Geçemiyorum, tıkandım bak çıkmaz sokak oldu. Evet. Yazık değil mi zamanla? Neymiş bu böyle? Ne yapacaksın şimdi, nereden geçeceksin? Ne bileyim ben, havaya mı çıkacaksın? Aç duracaksın. Ne etmez onunla gideceksin. Sen bir yere gideceksin. Yan gelinle taliye gideceksin. Ekmek almaya 1,5 kilometre yola gideceksin. 1,5 kilometre dolaşacaksın. Ya gideceğim ben, gideceğim. Ben ona buna yalvarırım amcam. Razı değiliz yolumuzu, yolu kapanma. Evet. Razı biz bakkala gelirdik, kurayışını bunu alırdık. Şimdi niyeden gidelim? Güzel yok bakkala, sonlar bir güzel yok. Bir güzel yok. Buraya geldim, meclis oturacağım valla şuna. Baktım ya. Burada bir kere Balıkesir'e gidiyorduk. Niyeden nerede olacağız? Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Birazdan hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar sizlerle görüşünceye dek hoşça kalın. Güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın sağanak yağmurlu. En yüksek 14, en düşük 4 derece. Cumartesi günü sağanak yağmurlu. En yüksek 11, en düşük 2 derece. Pazar günü parçalı bulutlu. En yüksek 13, en düşük 3 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 17, en düşük 2 derece olması bekleniyor. Edremit yarın sağanak yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 9 derece. Cumartesi günü çok bulutlu, en yüksek 14, en düşük 8 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 17, en düşük 6 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 20,
en düşük 9 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın sağanak yağmurlu, en yüksek 13, en düşük 5 derece. Cumartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 10, en düşük 3 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 12, en düşük 3 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 17, en düşük 4 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın hafif sağanak yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 6 derece. Cumartesi günü çok bulutlu, en yüksek 10, en düşük 4 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 12, en düşük 3 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 17, en düşük 3 derece olması bekleniyor.